Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Bartu. Bugün sizlerle birlikte göz kanatan ama bir o kadar da eğlendiren mimari feci hatalara bakacağız. Ya da facialara bakacağız. O kadar kötü yani şeyler var ki, o kadar yanlış yapılmış eserler var ki. Aklım almadı ya. Sonuçta bunları robot değil, insanlar yapıyor. Ya bu hatayı nasıl yapıyorlar anlamadım ben. Şimdi ilk görselimiz tuvalete cam kapı. Ya çok mantıklı yani. Ya ben buna bir şey diyemeyeceğim ya. Tuvalete cam kapı taktırmayan da ne bileyim ya. Ya gerçekten bir de düşünün arkadaşlar. Bu AVM mi restoran nereyse bura. Orada olduğunuzu düşünün ve acil tuvaletiniz geldi. Tuvaletin böyle olduğunu düşünün. Ya komik olurdu ama bir o kadar da sıkıntılı ya. Bu nasıl bir tuvalet ya? Gerçekten bunu hangi mimar yaptı acaba? Şimdi diğer görsele geçelim. Evet. Hiçbir yere çıkmayan merdiven. Ya bu şöyle olabilir. Şu yukarısı sonradan yapılmış olabilir. Şu aşağısı önceden olabilir. Ve yukarısı eklendiğinde aşağısı boşlukta kalmış olabilir. Ya da yukarıyı yaptılar. Bir de beton arttı diye aşağıya saçma sapan bir merdiven yaptılar. Ya bu da beni düşündüren bir yani sanat oldu. Sanat denirse gerçi yani mimari hata oldu. Ya ilginç ya. Şimdi geçelim diğerine. Ve hiçbir yere çıkmayan bir yangın merdiveni. Çok güzel. Çıkıyoruz. Şurada duruyor yani. Biz nereye çıkmış oluyoruz ki? Biz bu işten ne anlamış oluyoruz ki? Yangınlar gene gelecek yani. Bir de hiçbir yerde kapı da yok. Sadece çıkılabiliyor. Bir de inilebiliyor. Hiçbir yerde kapı yok. Böyle acil çıkış kapıları olur ki oradan hemen yangın anında çıkalım diye. Aşırı saçma olmuş ya bu. Yani niye yaptılar yani? Sonuçta bunları insanlar yapıyor arkadaşlar. Hiç mi demiyorlar? Bunda bir hata var ama anlamadım hiç mi demiyorlar ya. Geçelim. Ve artık yani bunu da teknoloji sayesinde çok görüyoruz. Instagram'dan falan. Bu ne yani? Kapısı olmayan balkon mu olur? Madem kapısı yok sen orayı niye yaptın? Niye? Bir de kapısı olmadan şuraya nasıl çıkabildin de burayı yaptın ki? Vallahi çok ilginç ya. Geçiyorum ben bunda. Ve ya çiziminde bile çok saçma oldu belli oluyor. Bir de bunu gerçek hayata geçirmişler. Ya bu nasıl bir merdiven? Herhalde şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan tutunuyorsunuz. Şuradan aşağı sallanıyorsunuz. Şuradan geri çıkıp normal yolunuza devam ediyorsunuz. Çünkü o kadar saçma bir yapı ki. Şuraya duvar geldiğini düşünürsek hiçbir amaca hizmet etmiyor. Yani çizimde bile bir hata oldu belli oluyor. Eğer şunu biraz daha yana kaydırsalardı her şey dört dörtlük olurdu. Çok saçma olmuş. Geçelim. Ve bunu da komik Instagram ve WhatsApp mesajlaşmalarında görmüştük. Çıkıyoruz, iniyoruz, çıkıyoruz. Aşırı saçma. Sen niye burayı dümdüz yapmadın? Hem şuraya da bir ev sığabilirdi belki. Çıkıyoruz, iniyoruz, tekrar çıkıyoruz. Gerçekten çok saçma. Ya ben bunun üzerine başka yani ne diyebilirim ki ya? Gerçekten ilginç. Aşırı saçma. Bunları bir de insanlar yapıyor arkadaşlar. Anlamadığım kısmı o. Bunu niye böyle yaptınız diye hiç kimse mi demedi ya? Şuraya bir tane dümdüz şunun gibi bir yer döşemek çok mu zordu? Şöyle merdivenleri şuradan başlatmak çok mu zordu yani? Gerçekten hiç anlayamıyorum bu mimarları. Bunun yapımcısı kim acaba ya? Bir de bu Türkiye'de nerede acaba? Şimdi merak da ettim. Geçelim bunda. Bu da sanırım yani bunun üzerine çok konuşmamak gerek ya. Bu da sanırım şurada bir tuvalet vardı. Tuvaletin arkası mı sığmıyordu? Burayı açmışlar bir de üçgen şeklinde açmışlar. Normal kare kesseler bile neyse de yani bu ne bileyim ya. Çok tuhaf durdu şu an. Bayağı tuhaf duruyor. Şimdi bunu da geçelim. Ve şuraya kadar akan, şuraya akmayan bir musluk.
Yani biraz daha şunu uzatamadınız mı? Ya da şurayı biraz daha şuraya yaklaştıramadınız mı? O kadar yapım aşaması var. Yani o kadar uzun bir süreç. Kimse mi demiyor ya? Bunda bir terslik var bu işte ama kimse mi demiyor ya? Valla bu mimarlar ya mimari hata mı? Aslında bu mimari hata sayılır mı? Bilemedim ki. Bu tesisatçının hatası ya da musluk yapımcılarının hatası. Biraz daha uzun yapabilirlerdi. Şimdi diğer resme geçiyorum. Ve o da efsane bir saat. Şuraya boru gelmiş ve orayı kağıtla yapmışlar. Ama onun yerine saati şuraya taşıyabilirdiniz. Daha mantıklı değil mi? Ya bu çok komik ama ya. Bu saçma, çok saçma. Gerçekten aşırı saçma. Geçelim. Ve Çinliler yani sanırım bunlar. Çinlilerin akıl zorladığı aşırı saçma ama aşırı saçma ama çok aşırı saçma bir yangın dolabı. Sen buradan yangın tüpünü alman gerek. Fakat korkuluklar engelliyor. Nasıl alacaksın? Bina cayır cayır yanıyor. Sen kaçacağın yer de yok. Maalesef yandın sen yani. Hem ciddi anlamda yandın hem mecazen yandın. Gerçekten. Oraya niye korkuluk döşediniz? Kimse mi görmedi falan? Bir de korkuluk şurada ne işi olur ki? Yani sanki şuradan bir adam şöyle lak diye düşecek mi yani? Ay, çok ilginç. Geçiyorum. Ve bir tane buna ne deniyor bilmiyorum ki. Kanal mı deniyor? Ne ki? Ya bu suyu tahliye etmek için olan bir tane kanal diyeceğim ben buna. Kanal. Ama kanal yüksekte olduğu için hiçbir suyu tahliye edemiyor. Yani arkadaşlar bunun eminim çizimleri oluyordur. Yapım aşamaları oluyordur. Ve kimse de bunu düşünmedi mi? Ya bu suyu tahliye etmez ki. Şehir su altında kaldı. Şuraya kadar geldiğinde tahliye edecek. O kadar suyun da hiçbir anlamı yok ki. Ben bu insanları anlamıyorum. Geç. Ve gene kapısı olmayan balkonlar. Ya bunları nasıl yapıyorlar? Ben ona şaşırıyorum. Mesela kapı yok fakat buraya bir şekilde çıkıp döşeyebiliyorlar bu balkonu. Yapabiliyorlar. Ah, anlamıyorum ben bu mimarları. Madem balkon yapıyorsun, bir tane de kapı et de çok zor değil. Ya o kadar balkon yapıyorsunuz. Ha işte şimdi de bir tane boşlukta bir kapı. Buradan arkadaşlar yürüyorsunuz, lak diye yere düşüyorsunuz. Sonra gözünüzü hastanede açıyorsunuz. Efsane bir kapı. Yani tercih ederim. Ben buradan gitmeyi tercih ederim. Ve bu da aşırı saçma bir bank. Banka daha doğrusu. Şimdi şuradan çıkıyoruz. Buradan adımımızı atıyoruz. Çömelip para çekiyoruz. Ah gerçekten aşırı saçma. Madem bak yani şuraya taşıyabilirdiniz. Ya da bunu direkt şuraya taşıyabilirdiniz. Gerçekten ben bu insanları anlamıyorum. Bunlar mimar olmayı uzaktan eğitimle bitirmiş insanlar. Ya da kopyayla bitirmiş insanlar. Geçelim. Ve hiçbir yere çıkmayan efsane bir yürüyen merdiven. Arkadaşlar yürüyen merdiven öyle basit bir şey de değildir yani yapımı. Çünkü bu şeritleri yapıyorsun, bu merdivenleri düşüyorsun, buraya bir tane plaka ekliyorsun falan. Bunlar süre içinde hadi yapımı 3 ay sürdü diyelim. 3 ay içinde şu duvarı hiç mi fark etmediniz ya? Ya cidden o duvarı hiç mi fark etmediniz? Ah gözlerim kanıyor şu an. Ve bu da gördüğümüz gibi bir yürüyen, pardon yürüyen merdiven. Şöyle gördüğünüz üzere bir tane yürüyen merdiven şeridi falan var. Ama sadece merdiven. Yani bunun yürümesi lazım. Yürüyen merdiven olması lazım. Normal ya. Anlamadım ben bu fotoğrafta ya. Yine çok garip bir fotoğraf. Hemen bunu da geçiyorum. Ve arkadaşlar burada sevmediğiniz çocuğunuzu ya da sevmediğiniz çocukları getiriyorsunuz.
Bak şuradan kay, şuradan giriyorsun, şuradan geri çıkıyorsun diyorsunuz. Çocuk kayıyor sonsuzluğa doğru, ahirete doğru uçmaya başlıyor çocuk. Sevmediğiniz çocukları buraya getirebilirsiniz. Ya arkadaşlar bir de çocuk parkı. Allah aşkına çocuk parkı, çocuk parkı. Böyle bir hata da yapılmaz ya çocuk parkında. Gerçekten saçma, çok saçma. Şimdi bu ne? Oh. Rende şeklinde kaydırak ve arabanın üzerine şeritler çekmişler. Niye yani niye? Gerek yok ya niye yani? Arabayı çektirip şeridi çekemiyor musunuz? Niye üzerinden çektiniz? Yalnız şu camdaki boyayı sildirirse ya da orayı da sildirmesine gerek yok. Aşırı cool olmuş araba. Geçelim. Hadi. Arkadaşlar ben bunun biraz açılmasını bekliyorum. Ha açılır. Şimdi arkadaşlar bu mimari hata değil ama bir oyuncak faciası. Yani ya bu oyuncağın gözleri böyle olur mu? Allah aşkına ya. Bir de seri üretim yani. Ah robotlar robotlar çok suçlusunuz burada. Bu nasıl bir göz yapısı ya? Tövbe tövbe bununla oynayan çocuk herhalde yani gece görse bunu ya çok korkar ya. Geçelim. Do not enter, enter only. Giriş yasak ama sadece giriş. Şimdi giriş mi yapacağız, giriş yapmayacak mıyız? Giriş mi yapacağız, giriş yapmayacak mıyız? Arkadaşlar yani mimarlar işiniz çok zor değil. Ya sadece do not enter yazacaksınız ya da sadece enter only yazacaksınız. Bence bu mimar patronunun söylediğini anlamamış. İkisini de yazayım demiş ondan dolayı. Of, geçiyorum. Ve bu da nasıl bir yangın merdiveni ya bu? Çok dik. Oha bu nasıl bir yangın merdiveni bu? Çok dik. Arkadaşlar DNA şeklinde yangın merdiveni yapmışlar. Herhalde yangından kaçmaya çalışırken ayağınızı, kafanızı, kolunuzu kırarsınız ya da şuradan düşersiniz ya. Mis gibi. Yangından kaçacağız derken yere çakılmak. Güzel. Ya yani şey gibi oldu bu. Yağmurdan kaçacağım derken doluya tutulmak. Ay ne oldu? Şimdi geçelim. Engelli park alanı fakat burada bir sürü çıkıntı var. Şimdi buraya engellinin park etmesini bırak. İnsan bile park edemez. Normal insan bile park edemez. Ya bu aşırı saçma. Çok saçma. Madem engelli park alanı yaptın, şurayı niye yaptın? Burayı iptal edebilirsin. Geçiyorum. Ve arkadaşlar şimdi kısa bir musluk görmüştük ya. İşte onun uzun versiyonu bu sefer de kısa yapmamışlar, uzun yapmışlar. Bu musluk yapımcısını da tebrik ediyorum ve geçiyorum. Video çok uzun olsun istemiyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar az önceki kaydırak gibi çocuğunuzu gene buraya getiriyorsunuz. Bir sallıyorsunuz kafası şuraya çarpıyor. Duvarı falan deliyor. İşte beyin kanaması falan filan ya. Sevmediğiniz çocuğu iletirim buraya. Döndürün. Çok güzel. Ve gerçekten akıl sınırlarını fena zorlayan bir saat. Yani saati şuraya taşımak daha kolay. Onun yerine boruyu bükmüşsün. Helal olsun abi yani. Sen niye boruyu büküyorsun? Şuraya alsana. Gerçekten arkadaşlar gülmemiz gerekirken bu fotoğraf beni nedense bir sinir etti. Oh geçiyorum geçiyorum geçiyorum. İncecik bina. Abi yani incecik ya çok ince. Biraz kalın olması lazım binanın. Odalar küçücük iki boyutlu insanlar için mi ya odalar? Odalar karıncalar için falan herhalde. Ve arkadaşlar şimdi son mimari hatamıza bakıyoruz. Ve gözümüz böyle kör olunca çıkıyoruz. Görüşürüz. Bir dakika hemen şuna da bakıyoruz. Direği evin içinden geçirmişler. Ay bu çok saçma ya.
Ya şuraya falan yap. Gerçi bu sefer de bunun manzarası kapanacak. Şurayı gerçekten delmişler, içeri almışlar. Dalga geçmek amacıyla falandır ya. Bence bunun bu evin yapımcısı evi alacak kişiye çok sinir olmuş. Ondan dolayı böyle bir şey yapmış. Onun yerine şuradan başlatıp şuraya getirebilirdin. Hem camın manzarasını da bozmamış olurdun. O daha son değilmiş. Daha bir tane daha varmış. Hemen buna geçelim. Ve arkadaşlar bu sonmuş. Şurada çocuk parkı var. Yani kaydırak falan var. Ama binanın tepesinde. Kaydırak yapmak için, çocuk parkı yapmak için gerçekten aşırı müsait bir yer. Ben bu mimarı da gene tebrik ediyorum. Ve arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Benim gözüm ağrıdı bunlara baka baka. Gözüm gitti gitti. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Görüşürüz.